31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları saha çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş'ta da adaylar hummalı bir çalışma gerçekleştirirken özellikle Yeniden Refah Partisi güçlü kadrosuyla, vatandaşlarla bir araya geliyor. Kentin Metropol ilçesi 12 Şubat'tan belediye başkan adayı olan Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, mahalle mahalle gezerek girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmayana dek çalışmalarını sürdürüyor. Bu zamana kadar yapmış olduğu saha ziyaretlerinde vatandaşlarda olumlu bir izlenim bırakan Ceyhan, bu kez coşkulu bir karşılamayla Dadağlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Adeta sevgiseli gösteren vatandaşlar, Ceyhan'ı yakından tanıma ve sorunlarını dile getirme fırsatı buldu. Kendisine yöneltilen soruları samimiyetle cevaplayan Ceyhan, projelerinden de bahsederken sandık başında kendisine destek istedi. Biz değişim istiyoruz. Yeter artık diyoruz. Rahmetli babam derdi ki bir şey oldu mu oğlum, hayırsa da yeter, şerse de yeter. Artık yeter diyoruz. 31 Mart günü biz bu değişim için yola çıktık. Biz 31 Mart'ta hep birlikte bu tercihi yapacağız. Ya diyeceğiz ki, evet biz o arkadaşların bize baktığı gibi, bizi gördüğü gibi, biz çantada bir kekliyiz. Ya da diyeceğiz ki, hayır arkadaşlar durun yeter. Yeter. Biz çantada keklik değiliz. Kendi hür iradesiyle, kendi düşüncesiyle, inandığı yere oyunu veren bir bireyiz, bir insanız diye, bir vatandaşız diyeceğiz. Bu kararı vereceğiz. Çünkü bu arkadaşlarımız gerçekten halktan uzak. Kendileri bulundukları makamların içerisinde dışarıya çıkmadan bu beldeleri, bu şehirleri, bu mahalleleri yönetmeye çalıştılar. Yaptıkları iyi şeyler yok mu? Mutlaka vardır. Yaptıkları iyi şeyler için Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama biz diyoruz ki, biz kendimiz olan özgüvenimizle, yeni kadrolarla, yeni bir nefes, yeni bir heyecanla biz daha iyisini yapacağız. Biz onlardan daha iyi bir bayrağı yükseklere çıkaracağız. Biz halkımızın içinde olacağız. Biz gönül belediyeciliği yapacağız. Gönül belediyeciliği ne demek? Sıkmadı gel, çalmadı kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı belediyeye gelir yap getirmeyeceğiz, biz onların ayağına gideceğiz. Bunun için imkanlar var mı? Var. Bunun için personel gücü var mı? Var. Bunun için iman var mı? Var. Zaten iman varsa imkan da var. Biz devletimizin bu şehrimize, bu ilçemize verdiği bütçeleri bütün bu ekonomik sıkıntılara rağmen, başkanım da söyledi, Türkiye'de 41 ilden daha büyük bir ilçenin içerisindeyiz 12 Şubat. Yani aslında il kendi. Bu bütçeyi yalnızca doğru yerlere kullansak bütün bu problemlerimiz çok rahat çözülecek arkadaşlar. Ama siz dedik ya, halktan uzaklaşırsanız, kendimizi belli bir yere koyup güç zehirlenmesine kapılırsak, ben nasıl olsa oraya ceketimi koyarım, oyumu da topluyorum rahatlığına girersek sonuç bu.